Eskişehirli Ne Diyor programından bugün herkese merhaba. Toplumumuzun en temel değeri bildiğiniz üzere aile ve ailelerimiz. Bugün Eskişehir halkına mikrofonumuzu uzatacağız ve sizce Türkiye'de yapılan prodüksiyonlar Türk aile yapısını bozuyor mu ve insanlara zarar veriyor mu diye soracağız. Bakalım Eskişehir halkı neler söyleyecek? Şimdi şöyle söyleyelim, bizler televizyon çocuğu değildik biliyorsunuz ama televizyon Türkiye'ye geldiğinde siyah beyaz yayınlar vardı. Mesela kısaca onlardan bahsedeyim. Bir Kaynanalar dizisi vardı. Bir Bizimkiler dizisi vardı. Ve o zamanlar sinema biliyorsunuz sinemalar vardı. O zaman Neşeli Günler gibi Münir Özkul'un, ne bileyim Hulusi Kentmen'in, Adile Naşitler'in gibi kaliteli bir oyuncular vardı. Yani şimdi dizilere bakıyorsunuz. Vallahi amiyane tabir kullanacağım gene biplemezseniz. yok daha evin yeğeni yengesine sarkıyor. Ne bileyim birisi elinde silahla ortada rahat rahat dolaşıyor. Yani bu tür diziler gençlerin beyninde yer ediyor. Bakın sağınıza solunuza hep onlara özenen tipler vardır. Ne bileyim böyle hani mafyavari giyinenler. Onların ağzıyla ukala ukala konuşanlar. Yani gerçekten etkileniyor. Çünkü biliyorsunuz televizyon kültürün de bir şekilde aynası olmalı. Yani bir kültürlü bir gelecek yaşamak istiyorsak tabii ki önce aileden başlaması lazım ama aile şu anki ortamda herkes çalıştığı için verilen eğitimi çevreden alacağı için gençler ve bizim Z kuşağı dediğimiz nesil onlar da maalesef internetten veyahut da bu tür cam televizyonlardan veya LED televizyonlardan gördükleriyle yetiniyorlar. Hatta bu mikrofonlara bir gün sorun. Gerçekten bilmeyecekleri, bilemeyecekleri kadar tarihi sorular çıkartabilirsiniz. Hatta çok ilginçtir. Bazen böyle sokak röportajlarına denk geliyoruz. 4-5 ismi bir araya getirip de Cumhurbaşkanı'nın adını sayanlar var. Recep Tayyip, Kemal Kılıçdaroğlu diyenler var. Yani bunlar zaten böyle büyüyorlar. Böyle büyütülüyorlar. Yani hiçbir bilgiye ulaşmak şimdi çok kolay. Hiçbir bilgiye ulaşamamazlık gibi bir durum söz konusu olamıyor. Eğer diziler bizi bozuyor olsaydı yani 80'li yıllardaki Yeşilçamlar da bozardı. O zamanlar da insanlar da bilinçli insanlar vardı yani. Bence o insanların uydurması. Yani ben öyle düşünmüyorum kesinlikle. Allah akıl fikir vermiş yani. Ne bileyim bir tarihi muhteşem yüzyıldan birisi öğrenmeye kalkıyorsa o onun problemi. Yani onun bir uyarlama olduğu herkes tarafından bilinen bir şey aslında. Bilmiyorum, çok saçma geliyor. Konular anlamsız. İçi boş o yüzden yani. Peki sizce Türk dizileri toplumumuzu nasıl etkiliyor? Bunu da soralım. Bilmiyorum. Yarımım yani. Siz neden söylersiniz? Ben izlemiyorum dizi. İzlemiyorsunuz. Evet. Peki nasıl diziler olsa izlerdiniz? Ya bilmiyorum, ben Türk dizilerini pek beğenmiyorum. Onlar sürekli her şey aşkla, savaşla falan ilgili, ben öyle pek sevmiyorum. Amerikan dizileri öyle şey. Yani onlar normal bence. Kötü düşünüyorum. Filmleri olsa iyi tabii. Kötü olsa kötü tabii. Yani güzeller diziler de var, kötü diziler de var, iyi diziler de var. Ben şahsen iyi dizilere bakıyorum. Evet, bozuyor. Nasıl sizce? Vallahi bilmiyorum ya. Yani iyi bir şey değil. Biraz daha böyle sağlıklı yapmalar lazım. Mesela öyle. Toplumumuz üzerinde nasıl olumsuz etkileri var? Örnek verebilirsiniz. Ahlak yapıları bozuyor. Yani başka bir şey diyemeyeceğim, o kadar. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Bence haddini bilenler bozmasın. Neden? Güzel bir açılım olayından güzel bir şey. Ama kendini bilmeyen, kendini bozuyorsa bir şey diyecek yok. Güzel bir şey. Peki ülkemizde yapılan dizileri nasıl buluyorsunuz? Sizce insanların algısını yönetiyor mu? Şimdi herkesin kendine göre düşüncesi, fikri vardır. Benim için gayet güzel. Bugün Avrupa'da her çeşit filmler oynatılıyor. Ülkemizde neden olmasın? Ben kendim Belçika'da yaşıyorum. Her şey var. Ama bazı kesimler tabii beğenmeyebilir. Açık saçık diyerekten. Ama gayet güzel benim için. Kesinlikle düşünüyorum. Yani katı bir kurallarım yok. Ama yapılan dizilerde bir erkek iki kadına, iki kadın bir erkeğe aşık. Yani tamamen şeye dayanıyor. Yani bir konu bulamıyorum. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Allah aşkına Türkiye'nin pozisyonu bu mu? Peki sizce toplumumuzu ne yönde etkiliyor? Gençlere bakın. 13 yaşında erkek arkadaşı var. 13 yaşında kız arkadaşı var. Diziler gerçeği yansıtıyor o zaman Türkiye için.
insanlar istediği gibi özgürce yaşayabilir. Ama benim eleştirim net bu konuda yani. Peki önceden diziler nasıldı? Onları nasıl biliyorsunuz? Ama bir sanat vardı, bir konu vardı. Yani bir insanı artist yapabilmek için, oyuncu yapabilmek için belli kategorilerden geçiyordu. Şimdi öyle değil ki. Yakışıklı olsun, kız güzel olsun, erkek güzel olsun, olay bitiyor. Aşk bu mu, sevgi bu mu sizce? Tamamen görselliğe dayalı. Yani ben hiçbir konu bulamıyorum. Ama izleyicileri de kontrol eden hep gençler. 18-20 yaş grubu, 18-20 yaş grubu. Ben psikolojik olarak rahatsızım. Tabii ki de ya. Mafyalar orada, tekerlek işine denen insanlar falan. Bence de çok saçma yani. Mafya, ne bileyim, ölüm. Ama bir yerden bakınca da herkes normal. Normal yani, internette bizim sosyal medyada yaptıklarımız her şeyi sıkıntı görüyorlar ama diğerleri normal olarak görüyorlar o tarz yani düşünceleri. Siz nasıl görüyorsunuz? Ya ben anlamsız görüyorum. Yani orada savaş, burada savaş. Onun hani aşiret, ağalar, mağalar, yani bunların geçmemiz lazım artık. Geçememiz yani, geçemedik daha. İzliyor musunuz Türk dizileri? Ben televizyon izlemiyorum hiç ya. Sadece Netflix tarzı yani internet sitelerinden şeyler izliyorum. Televizyona artık bir önceden kara kutu derlerdi ama gerçekten kara kutu. Bir işe yaramıyor artık yani. Gereksiz bir şey kaldı. Türk dizilerle hiçbir alakam yok. Peki yapılan bu tarzda diziler sizce toplumumuzu ne yönde etkiliyor? Ya toplumumuzu mesela kadına şiddet yönüsünden yani büyük yani şekilde etkiliyor. Kadına şiddet, ne bileyim çocuklara istismar, yani bunlar ufak bir şeylerde gösteriliyor dizilerde ama bunlar büyük bir etki olarak çocuklara yansıyor veya ailelere yansıyor veya kadınlara yansıyor. Yani bizim de halkımız nerede bir televizyon kahramanı görürse kendine rol ediniyor. Rol edindiği için de bir sürü olaylar çıkıyor. Vallahi bazıları yani çoluğu çocuğu da etkiliyor. Ama bilmiyorum yani. Nasıl ben, etkiliyor mesela çoluğu? Vallahi ben burada kalmadığım için, ben iki dışında, yurt dışında kaldığım için yani bu işlerine fazla şeyim yok ben. Bozduğunu düşünüyorum tabii. Çünkü Polat Alemdar gibi kişileri gençlerimiz örnek gösteriyor maalesef. O konuda Yılmaz Özdil'in de çok güzel yazıları oldu yani. Demin hanımefendinin söylediği gibi Muhteşem Yüzyıl'la tarih öğreniyoruz. Yani şey yapıyoruz. Zaten cahil bir milletiz. Bakın bunu üstüne çizerek söylüyorum yani. Cahil ötesi hatta bir milletiz. Öyle dizilerle falan böyle kendimizi kandırarak, vaktimizi boş yere geçirerek yani o dizilerin bizi toplumumuzu yozlaştırdığını, düşündürsüzlüğünü yani düşünme şeyinden yoksun bıraktığını falan düşünüyorum. Yani tasvip etmediğim bir şey. Peki siz Türk dizisi izliyor musunuz? Dizi izliyor musunuz? Ha, kesinlikle izlemem. Kesinlikle. Bana en ufak bir yani en popüler bir dizinin bir tek başrol oyuncusunu sorun, yemin ediyorum bilmiyorum yani. Kesin izlemem. Yani hepsi zaten aşk dizisi. Ondan sonra entrika bilmem ne. Bunlar topluma ne verir yani? Ne verir bu toplum? Nasıl konuda diziler olmalı sizce? Vallahi belgesel olması lazım. Yani tabii belgesel derken herkesin aklına Afrika'daki hayvanlar geliyor. Ama belgesel tabii onlardan ibaret değil. Her türlü belgesel var. Tarihte de var, tarih alanında da var, uzayda da var, yani uzay alanında da var. Her türlü belgeseller var. İnternette bu konuda gerçekten bir derya. Eğer sesli kitaplar var mesela, yani kitap okumayı çok şey yapıyorsan, orada sesli kitap dinle, şey olmazsa. Evet. Düşünüyorsun. Evet. Niçin? Yani ben bir tanesini söyleyeyim. Evli kişi dışarıdan bir tane buluyor. Onunla birlikte hayat yaşamaya çalışıyor. Evdeki de çoluğunla çocuğunla onu bekliyor. Yazık, günah değil mi? Bu filmleri bu şekilde görüyor. Göründüğü takdirde ben de çocuklarımı yani bundan sonra öyle olacak diye düşünüyorum. Dizilerden mi etkileniyorsun? Evet. Hem de çok etkileniyor. Her türlü hareketler, kıyafetler olsun, konuşmalar olsun, aileye karşı hal ve hareketleri, her yönden her şey dizilerden çıkıyor. Yani buna bir çare bulunması gerekiyor.
peki siz dizi izler misiniz? İzliyorum. Yani... Sadece bir tane Gül Masalını izliyorum. Bir de Bir Zamanlar Çukurova'yı izledim. Onu çok sevdim, çok beğendim. Ama fazla bir şey izlemem ama haberleri falan çok dinlerim. Tecavüzü, pedofiliyi, her şeyi normalleştiriyorlar ama bizim dijital platformlarda izlediğimiz eşcinselliğin normal olmadığını, aile yapımızı bozduğunu söylüyorlar. Ama bence bana kalırsa şu an televizyondaki hiçbir şey Türk aile yapısına uygun değil. Yani bence bizi değil kendilerini önce eleştirmeleri gerekiyor. Elbette düşünüyorum. Ben dizi seyretmiyorum, kendi adıma konuşayım ama zaman zaman çocuklarım ve eşim de seyrettiğine şahit oluyorum. Bir defa dizilerin çoğunda çift eşlilik ve buna benzer konular işleniyor. Ve bunlar maalesef normalmiş gibi gözükülüyor. Kadına saygının ayaklar altına alındığı, karı koca arasındaki, aile arasındaki saygı ve sevginin tamamıyla göz ardı edildiği programlar var. Ve nedense bu diziler ya hep zengin dizileri ve bunlar da gençlerin aklını başından alıyor. Maalesef hayat böyle değil. Hele Türkiye'nin gerçekleri hiç değil. Bence dizilerde biraz daha güncel konular işlense çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama ben kendi adıma şu anda Türkiye'deki yerli kanallarda izlenecek herhangi bir dizi göremiyorum maalesef ve seyretmiyorum da. Ha seyrettiğim ya bir futbol maçıdır ya da denk gelirsem ki artık maç yok biliyorsunuz normal kanallarda. Güzel bir TV filmi, sinema filmi ama onu da reklamlardan maalesef bitirdiğim çok nadir oluyor. Ve o yüzden de genellikle diğer platformları, paralı platformları tercih ediyorum. Çünkü adamlar dizi yapıyor kardeşim. Güncel neyse bunu yapıyor. Bizdeki gibi insanların gözünü boyamak üzerine ya da şöyle diyeyim bazı gerçekleri sapıtarak, değiştirerek özellikle tarihi gerçekleri insanlara bunu bu şekilde empoze ediyorlar. Ya biz Türk halkı olarak zaten bu konuda bilinçsiziz. Başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum ama yani dizileri yapanlar biraz daha konuları inceleyerek, tarihi inceleyerek İnsanların yani Türkiye'deki sosyal hayatı, aile yapısını biraz daha inceleyerek dizileri yaparsalar bence çok daha iyi olacaktır. Bence de bozuyor. Yani evet. Ya kadın erkek ilişkisinde kadınların rüyada gibi hissettiriyor. Ya benim erkeğim niye böyle olmuyor? Benim erkeğim neden bu? Erkek için de tam tersi. Benim kadın neden böyle olmuyor? Durumlar oluşuyor. Bence abartıyorlar. Gerçekten abartıyorlar. Yani örf kültür ve adetlerimiz tamamen değişmiş durumda. Şu anda. Peki nasıl diziler olmalı sizce? Türk dizileri nasıl olmalı ki halkımız daha olumlu bir yönde etkilensin? Ya iyi algı olursa evet. Kötü algı olursa hayır. Öyle düşün. Halk olarak da fazlasıyla izliyoruz Türk dizilerini. Ben televizyon bakmıyorum genelde. Bazen silahlı oluyor. Çocuklar seyrediyor. Ya uygun görmüyorum bazı dizileri. Çatışma oluyor. Peki geçmişte olan dizileri nasıl görüyorsunuz? Daha güzeldi. Bizim çocukluğumuzda daha iyiydi. Ama zaman değiştikçe her şey değişiyor muhakkak yani. Yapacak bir şey yok. Peki sizce çocukları, bireyleri nasıl etkiliyor bu diziler günümüzde? Yani çocuklar ilk önce oyun oynarlarken bile savaşla, silahla öyle oynuyorlar bilmiyorum ama bence benim görüşüm yine hani... Siz tercih ediyor musunuz peki Türk dizilerini? İzler misiniz? İzlediğimiz de oluyor, izlemediğimiz de oluyor. Zaman bulursak izliyoruz tabii ki. Eskiden daha güzeldi Türk dizileri. Şu an hiç verimli olduğunu düşünmüyorum. Bir şey olumlu mesaj gönderdiğini de kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ben de tiyatroya gidiyorum. Ve gerçekten orada da hep beraber arkadaşlarımla izlediğimizde şu anki gündem yeni dizileri. Gülüyoruz yani hiç çok yapay yapmacık hani bir ortada bir konu yok, olay yok. Bu şekilde yani eskiden daha iyiydi. Şu an sadece oyunculuk değil, güzellik, çekicilik ön planda. Sadece insanların işte estetik duygularının ön plana çıkartıldığı dizileri öne sürüyorlar bu şekilde. Peki. İnşallah umarım düzelir yani bu durum. Toplumda oldukça izliyoruz dizilerini. Sizce evet. Neden böyle? Yani kendi adıma izlemiyorum ama izleyenler de çok fazla. Onlar dediğim gibi fanları yani hayranları, oyuncuları sevdikleri ve ilgi duydukları için izliyorlar. Onun dışında ben kesinlikle dizinin olayı izlediklerini düşünmüyorum. Bu şekilde. Peki siz neler söylersiniz? Sizce ben insanları hiç izlemiyorum. Yani izlemediğim için bilmiyorum ama çok saçma geliyor bana da. O yüzden bilmiyorum. Nesi saçma geliyor mesela?
Ya hep klasik aşk hikayeleri oluyor. İnsanlar güzelliğiyle oyunculuğu ön planda olmuyor. O yüzden bilmiyorum, saçma yani. Çok fazla Türk dizileri izlemiyorum. O yüzden pek bir bilgi sahibi değilim. Daha çok yabancı diziler izliyorum. Şimdi o soruyu bana sorarsanız saatlerce konuşabiliriz. Beni çok rahatsız ediyor. İlk önce giyimlerinden, makyajları, kısa, uzun, başı kapalı, ya beni hiç rahatsız etmiyor. Fakat gençlere çok kötü örnek oluyorlar. Nasıl mesela kötü örnek oluyorlar? Ne yönde? Her yönden. Bir tane yani dizi gösterin, normal bir bakımından olduğundan, eski filmlere baktığımızdakinden, şimdikileri, o onun karısından, o onun kızından, doğru dürüst hiçbir dizi yok yani. Veriyor diye düşünüyorum. Nasıl sizce Türkiye'deki diziler, yapılan diziler nasıl? Vallahi nasıl diyeyim size? Kimisi güzel, kimisi böyle biraz şey oluyor, stresli oluyor. Peki, o anlamda. Siz izler misiniz dizi? Yok, izlemiyorum fazla. Niçin? Öyle yani üzücü bir şeyler olduğu zaman izlemiyorum. Evet, yani bozduğunu düşünüyoruz tabii ki. Çünkü hep çocukları lükse, zenginliğe itiyor. O yönden iyi değil yani. Biraz daha aile kavramı, hani bağlılık, birbirine bağımlılığı gösterseler daha iyi yani. Peki siz günlük yaşantınızda dizi izler misiniz? Ben izleyemiyorum yani. Tek televizyonumuz var evde. Eşim de yeni emekli açıkçası. O izliyor. O da genelde CNN, Türk falan filan işte biliyorsunuz yani haber kanalları. Onları seyrediyor. Ben seyretmiyorum. Bana şaşıyorlar ama seyretmiyorum yani. Ha, dizi seyrediyor musunuz de? Bir tane, iki tane hani hoşuma giden açıkçası. O da ne, gençlik dizisi olarak hani böyle komedi tarzı açıkçası. Peki nasıl diziler olmalı ki gençler, insanlar daha olumlu yönde etkilensinler? Ya hani dediğimiz gibi örnek olabilecek diziler olması lazım. Hani ya bu da böyle doğruymuş, biz onu örnek alalım diyebilecekleri bir şeyler olmalı yani. Hani dediğim gibi hep lükse yönlendirilmemeli çocuklar. Çok kolay yoldan para kazanıldığını düşünmemeli. Çukurdaki gibi atıyorum. Yani çocukları mafyaya yönlendirmemeli. Atıyorum ne bileyim kaçak yoldan para elde etmeye. Yani kanunsuz yoldan, illegal yollardan para kazanmaya itmemeli yani. Yani çünkü insanlar çalışmadan nasıl rahat para kazanırım derdindeler. O yüzden yani bilmiyorum ama çok iç açıcı değil açıkçası. Evet. Çünkü bazı diziler çok şey oluyor yani, kapalı bir aile yapısını göstermeye çalışıyorlar ama Türk aile yapısının öyle olduğunu düşünmüyorum. Çok işte dinlerine bağlı gözüküp aslında dinle alakası olmayan şekilde davranıyorlar. Türk aile yapısının öyle olduğunu düşünmüyorum. Diziler herkesi bozdu ya. Vallahi gerçekten bozdu yani. Şimdi biz yurt dışında yaşadığımız için biraz bakıyoruz yani sosyal medyalar falan filan olsun. Bizim toplumumuza göre gerçekten aştı yani. Çünkü bizim çocuklarımız şimdi televizyona baktığı zaman var ya, nasıl desem size, bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz artık. Halbuki eskiden öyle bir şey yapmıyorduk yani. Bu yüzden yani inşallah değişir. Toplum olarak etkileniyor muyuz sizce yayınlanan? Tabii ki etkileniyoruz. Tabii ki etkileniyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Mesela neleri normalleştirmeye başladık kendi hayatlarımızda? Neleri normalleştirmeli? Nasıl desem size? Misal şimdi diziden örnek veriyorum. İsim vermek istemiyorum ama bazı diziler var ya, bizim tarihimizi bile anlatmıyor yani. O yüzden değişmesi lazım yani. Vallahi bazı diziler aile yapısını bozuyor tabii. Yani mesela nasıl diziler lazım. Aile yapısını bozuyor? Vallahi nasıl diyeyim şimdi? Yani boşanmalar oluyor. Bu aile içinde şiddet oluyor, kavga dövüş oluyor. Bunlar aile çocuklar izliyor akşamları. Tabii onu isteyeceğim. Etkileniyor çocuklar. Onların daha aslında daha geç saatlerde yapılması daha bir mantıklı olur aslında yani. Mesela bazı diziler var. Kavgalı, dövüşlü, mesela kılıçlı, kesmeli falan. Bunlar çocuklar için şiddet içerikli yani. Peki sizce biz toplum olarak dizilerden görüp mü etkileniyoruz bazı şeylerde? Çoğu zaman bilinçli olmadığımız için etkileniyoruz. Yani etkileniyoruz. Yani daha da bilinçli olmamız lazım. Ya bu konuda Radyo Televizyon Kurumu bunlara bir ele koyması lazım yani. Diziler güzel, güzel. Güzel buluyorum. Çok buluyorum ve hepsini de izliyoruz. Buluyorum, evet. Yani şimdi Türk aile yapısı, genelde Türk dizilerinde mafyatik bir tipleme var. Bence bozuyor olabilir ama çok Türk dizisi izlemiyorum, kalitesiz bulduğum için. Kesinlikle etkiliyor. Ahlaki değerlerimizi de yitiriyoruz. Örnek olarak söylüyorum. Efendim bir dizi açılıyor. Dizide pahalı arabalar, lüks hayat,
Ya bir bakın sokakta neler yaşanıyor. Bir bakın. Dönün arkaya. Her şey böyle bunun üzerine kurulmuş. Yanlış. Çok yanlış. Peki sizce biz toplum olarak ne yönde etkileniyoruz izlediğimiz dizilerden? İzliyoruz ve nasıl etkileniyoruz? Kendi örf adetlerimizi, ananelerimizi yavaş yavaş unutuyoruz. Bu da zaten emperyal sistemin istediği tek şey bu işte. Yani aile ortamımızı biz birbirimizden yavaş yavaş uzaklaştırıyorlar. Yok, bence düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Evet. Herkes kendine çıkan dersi alırsa bence yani biraz da eğitimle ilgili herhalde. Ya yani düşünceler çok farklı olabilir. Onlara da saygı duymak lazım. Sizce toplum olarak etkilenmiyoruz? Yani ben etkilenmiyorum. Ben etkilenmiyorum. Tabii dediğim gibi herkesin düşüncesi çok farklı olabilir. Peki siz genel olarak diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türk dizileri nasıl? Ya güzel. Güzel. Yani beğeniyorum. Tabii yabancılar da var ama Türk dizilerini de beğeniyorum. En çok hangi tarzda diziler izliyorsunuz? Yani komedi, dram olacak, böyle ne bileyim. Vallahi ben dizi seyretmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Seyretmiyorum. Benim belirli kanallarım var. Onun haricinde hiç seyretmiyorum. Etkiliyor olumsuz. Bence Türk aile yapısını bozuyor. Ben de seyretmiyorum fazla. O yüzden seyretmiyorum. Yani gitgide bozuldu her şey. Eskisi gibi değil. Nasıl diziler mesela? Genel olarak diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biraz absürt olacak ama hani hep böyle bizi olumsuz etkileyen ahlaksız yön dediğim artık. Yani kimin eli kimin cebinde diziler. Bize yakışmıyor. Yani oturup bir Hababam sınıfını 10 kere izlerim ama şey olmuyor bu diziler. İzlediklerimizi normalleştiriyoruz. Etkileniyoruz. İster istemez etkileniyoruz. Yani etrafımızdakiler de etkileniyor. Eşimiz belki etkileniyor. Doğru bulmuyorum ya. Vallahi ben genelde televizyon izlemiyoruz biz. Ama zaten benim 16 ile 14 yaşta çocuğum var. Onlar da zaten Türk dizileri izlemiyorlar. Netflix'te yabancı dizileri izliyorlar. Zaten yani Türk dizisi izlemiyoruz biz. Peki toplumumuzda Türk dizileri oldukça izleniyor. Sizce bunun nedeni nedir? Cahillik bence, başka hiçbir şey değil. Gerçekten, çünkü gençler zaten izlemiyorlar. Belli bir yaşı geçmiş insanlar izliyor onları. Ben de izlemiyorum. Onu geçtim ki sabah kadın programları facia. Gerçekten hepsi facia. Bence zaten izlemesinler. Ne tarzda program ve diziler? Ya vallahi eğitici programlar yapsınlar ya. Gençlere yönelik bence yapsınlar. Çünkü zaman değişiyor. Bence bizim de değişmemiz gerekiyor. Yani evet, medya genel olarak eskisine kıyasla şu anda çok daha fazla içimizde olduğu için, sosyal medya özellikle, tabii ki toplumumuzu etkiliyor. Diziler, ya öncelikle şeyden bahsetmeden geçemeyeceğim. 0-1 tarzında şiddet içerikli diziler de gençlerimizi tabii ki kötü yönde etkiliyor. Ben bunu çevremden de fark ediyorum. Ya bu tür diziler nasıl desem? Mesela dizilerle hayatımıza neleri normalleştiriyoruz? Nelerden etkileniyoruz? Ya şiddet normalleştiriliyor. Biliyorum hani yönetmenler bu halka hitap ettiği için bu halkın içinde olan şeyleri dizilerde göstermeyi seviyorlar ki dikkat çekmeye çalışıyorlar. Ama bunları normalleştirmek yerine bunların kötü olduğunu bizim gözümüze sokmaları lazım diye düşünüyorum. Ya bunları aşılamamalılar halkı, kötü olarak göstermeliler diye düşünüyorum. Yabancı dizilerde de genellikle öyle oluyor. Hani mesela uyuşturucu ile ilgili yabancı diziler oluyor ama bunu kötü bir şekilde lanse ediyorlar halka. Peki siz Türk dizisi izliyor musunuz? Genel olarak dizi çok izlemiyorum ama arada YouTube'da falan gözümün önüne geliyor. Bir göz atıyorum onlara. Öyle. Peki Türklerin yaptığı diziler nasıl olsa siz izlerdiniz, tercih ederdiniz? Böyle aşk ve çatışmalı diziler değil de daha çok ne bileyim hayatın güzel taraflarını gösteren ya da umut veren ya da insanları motive edecek türden diziler olsa daha iyi olur bence. Ya çok bir bilgim yok ama mutlaka bazı yönleri etkiliyordur. Yani ben şahsen sevmiyorum. Kesinlikle etkiliyor, bozuyor bence. Çünkü yani her şey
bence o kadar açık ve net şekilde yayınlanmamalı. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun insanlar televizyon izliyor her yaştan, her kesimden insan. Çünkü artık hani 5 yaşındaki çocuk bile televizyon izliyor ve onu durduramıyorsunuz yani. Bu yüzden etkiliyor ve kötü bir şey kesinlikle. Bugün de Eskişehir sokaklarında kişilere mikrofonumuzu uzattık ve Türkiye'de yapılan diziler hakkında ne düşündüklerini sorduk. Kişilerden hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde cevaplar aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.